Ofansif oyun kurucu YouTube kanalından herkese merhaba. Feyenoord kariyerimizin yeni bir bölümüyle daha karşınızdayım. Maalesef bir önceki bölüm bizim için çok güzel geçmedi. 3 beraberlik, 2 de galibiyet aldık bir önceki bölümde. Evet, yenilmedik ama kazanmamız gereken maçları da kazanamadık. Lazio deplasmanı 3-3 beraberlik kabul edilebilir ama Nijmegen ve Fortuna Sittard beraberlikleri benim için hayal kırıklığı oldu. Şöyle ilerlemeden bir takım dinamiklerine gelelim. Takım uyumumuz artık çok iyi. Menajere destek de çok iyi. Mutluluk durumunda sadece Gertrude'a memnun değildi durumdan. O hala öyle devam ediyor. Şu anda sakat olan sadece Eyüp Aydın var. O da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Diğer oyuncularımız artık aramıza döndü. Kadro seçiminde dikkatli olmamız gerekiyor. Spezia maçı. Bu maçı kazanmamız lazım Şampiyonlar Ligi'nde ama ondan sonra da kazanmamız gereken bir diğer maç AZ Alkmaar maçı. Bu maç da çok önemli olacak bizim için ligdeki durumumuz açısından. Şu anda ligde ikinci sıradayız. Yaşadığımız puan kayıplarından sonra Ajax liderliği ele geçirdi. Biz ikinci sırada ki AZ Alkmaar'da arkamızda iki maç eksikleri var. Bu iki maçı kazanırsa AZ Alkmaar'da bizim üzerimize çıkacak ki onlar da iki maçı kazanmaları durumunda liderlik koltuğuna oturacaklar. Onun için gerçekten AZ Alkmaar maçı çok önemli, dikkatli olmamız gereken bir maç. Spezia maçına hazırız. Kullanabileceğimiz en iyi 11'i seçtim. Kalede Heidel olacak. Orta saha ikilimiz Timber ve Lucas. Van den Berg stoperde Cordoba ile beraber görev yapacak. Kasper sağ tarafta kanat oyuncusu olarak oynayacak bugün. Onun çok iyi performans var. Buna devam etmesini umuyorum. Jimenez de forvette görev alacak. Oyuncularımız maça hazır. Oyuncularımızdan bazıları maç kadrosunu doğru bulmuyor. Santiago Jimenez, Hartman ve Paxão. Yumruğumuzu sıkıp bizi övenlerin ne kadar haklı olduğunu gösterelim çocuklar diyeceğim ve maça doğru ilerliyoruz. Evet, De Kuip'te Spezia maçına çıkacağız. İyi hissediyorum, bu maçı kazanacağız. Umuyorum ki farklı kazanırız. Şampiyonlar Ligi'nde iddialı hale gelmemiz için bu maçı kazanmamız önemli. Timber, o iyi başladı maça. Lopez çok iyi oynamıyor. Kasper çok iyi oynamıyor. Marmuş çok iyi oynamıyor. İlk yarıda bir pozisyon yaratamadık ama şimdi taç atışını kullanacağız. Lucas, indirdik Casper. Ve gol geldi. Gol geldi. Hakem kontrol istedi ama neden ki? Offside mı? Cordoba golü attı. VAR incelemesi yapılıyor. Gol geçerli. Evet, gol geçerli. Güzel oldu bu. Jose Cordoba golü o attı. Casper, Marmuş'un müdahalesi. Sonrasında Cordoba o karambolde çıktı ve vurdu. Golü de attı. Aferin Cordoba. Aferin oğlum. Önemli bir maç bizim için. Kazanmamız gerekiyor. İlk yarıyı 1-0'la kapattık. Şöyle bir gidelim. İyi oynuyoruz ama bir tık daha performansımızı yükseltmemiz gerekiyor çocuklar. Şimdi Orkun'u artık çıkarabiliriz. Bence Orkun'un yerine Milambo girsin. Marmuş, Santiago Jimenez. Tamam. Lopez biraz sıkıntılı. Lopez'i tutacağım oyunda. Sol bekte sıkıntı yaşıyoruz. Hartman da çok iyi oynamıyor. Lopez de çok iyi oynamıyor. Umarım ki bu oyunculardan bir tanesi kısa sürede form tutar. Şimdi Gentry Lopez içeri doğru çevirdi. Kovalenko topu aldı. Luka'ya tekrar aldı Kovalenko. Amian oraya sol tarafa açtılar. Bir dakika. Bu kim? Lopez. Luka götürdü topu. Pasını verdi Kovalenko. Kainz. Loam. Gentry direkten dışarı gitti. İyi şut çekti ama direkten dışarı gitti. Sol tarafı Lopez'in olduğu alanı kullanıyorlar. 60. dakikaya geldik. Şöyle bir oyuncu değişikliği yapacağız. Lopez çıksın. Hanko girsin standart bek olarak. Omar Marmuş'u da dinlendirelim. Onun yerine de bu Lude'yi alalım. Casper'ın yerine de İdris'i gelebilir. AZ Alkmaar maçı da önemli. Kainz ortaya açtı. Cordoba karşıladı. Kovalenko Loam'a verdi. Loam dışarı vurdu. Tehlikeli ataklar, tehlikeli pozisyonlar buldu Spezia'da. Artık 78. dakikaya kadar da geldik. Milambo. Lucas oynadı. Loam'da kaldı top. Kainz Lucas kaptı tekrar. Cornado Timber'e. Timber bu Lude. Hanko şimdi.
Hanko ortayı açtı. Kaleci Dragowski çıktı ve aldı topu. Konsantrasyonunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Savunma müdahale etti. Reka. İdrisi. Aferin İdrisi. Şimdi Lucas. Arkaya doğru oynadı. Jimenez kontrol. Direkten dışarı gitti top. Uzaklardan denedi kaleyi Jimenez. Hanko. Pasını verdi Vandenberg'e. Onun pası Lucas. Sağ tarafta İdrisi. Yerden. Milambo nasıl kaçırdın onu ya? Milambo topu dışarı attı. Gertrude'a 88. dakika. Tek bir oyuncu değişikliğimiz kaldı. Gertrude'yi çıkaralım. Onun yerine Pedersen girsin. İdris'i kullanacak Friki'yi. Haydi İdris'i. Artık 90 artılara geldik. İdris'i biraz zaman da geçiriyor. İdris'i vurdu kaleci. Sonrasında Cordoba. Bu maçın sürpriz golcüsü Cordoba oldu. Onun attığı iki golle 2-0 yakaladık. Aferin oğlum, aferin. İdrisi vuruşu direkten geri gelen topu Cordoba tamamlıyor. 2-0 İdrisi bir orta daha açacak. Arkaya doğru Cordoba bu sefer dışarı gitti. 2-0 kazanmayı bildik Spezia maçını ki bence iyi oynadık. Rakibimizden çok daha üstün oynadık. Daha farklı da kazanabilirdik. Ama 2-0 da beni memnun etti. Tebrikler beyler. İyiydiniz. Yolumuza devam ediyoruz. 2,8 milyon euroluk bir para girişi olacak kasamıza. Cordoba çok iyi oynadı. Onu bir tebrik edelim. Gol yollarında başarılıydı Cordoba. Stoper oyuncusu olmasına rağmen. AZ Alkmaar maçı bizim için önemli. Şöyle bir gözlemci raporuna bakalım. Yenilen gollerde son 20 karşılaşmada rakiplerin yaptığı toplam 21 asistin 7 tanesi sağ kanattan kaydedilmiş diyor. Ayrıca yapılan ortalardan kaydedilmiş goller. Hava toplarında sıkıntı yaşıyorlar ve kafa vuruşları oldukça kötü. Bu maçta ortaları kullanabiliriz. Sık ortalar yapabiliriz. Şimdi rakipteki bence sıkıntılı futbolculardan bir tanesi Odgaard. Diğeri de Kasper. Bu iki oyuncuyu bir şekilde tutmamız lazım. Kasper'ın agresifliği düşük. Odgaard fiziksel olarak da zihinsel olarak da dengeli bir oyuncu. Bu iki oyuncuyu tutmayı başarabilirsek eğer maçı kendi lehimize bitirebiliriz gibi düşünüyorum. AZ Alkmaar maçına deplasmanda favori olarak çıkacağız. Form durumumuz aslında çok iyi değil ama bu maçta bizi yine favori gösterdiler. AZ Alkmaar'ın oranı 3, bizim oranımızda 2.25, beraberliğe de 3.50 demişler. Biz Eyüp Aydın'dan faydalanamayacağız ama AZ Alkmaar'da herhangi bir eksiklik yok. Zor bir maç olacak bizim için. Kasper'ın performansı iyi. Bence forvette bugün Kasper oynayacak yine. Santiago Jimenez'in yerine. Santiago Jimenez sezonu iyi bir giriş yapamadı derken İdris ile sakatlık. Yine bir sakatlık. Sırt da stres çatla. Uzmana göndereceğiz ama 5-6 hafta İdris'i sahalardan uzak kalacak. Çok fazla sakatlık yaşadık ve bu bizim form tutmamızı engelledi sezonun başından beri. Maalesef hala bu sakatlıkları yaşamaya devam ediyoruz. Umuyorum ki bu son olur. Ajax yine kazandı. 1-0 deplasmanda kazandılar. Şimdi bizim AZ Alkmaar'a karşı kesinlikle galip gelmemiz gerekiyor. Zor bir maç olacak. Maça hazırız. Bugün Hartman sol bekte yerini alacak ama standart bek olarak oynayacak. Forvet'te Kasper olacak. Sağ kanatta kanat oyuncusu olarak Igor Paksa oynayacak. Orta sahada da Timber'i savaşçı orta sahaya çevirdim. Sadece bu maç üzerinde pas şeklini biraz değiştirdik. Kısa paslaşmadan biraz kısa paslaşmaya döndük. Ve oyuncularımdan daha yaratıcı oynamalarını istiyorum. Pozitif futbol oynayacağım. Asistan menajerim bu oyun anlayışını dengeliye çevirmem gerektiğini söyledi ama ben pozitif bir anlayışla çıkacağım maça. Şimdi burayı ben hallederim diyeceğim. Rakipte Sugawara. Yine bir yardım isteyelim. Pres şiddeti şunu kaldır. Sugawara'ya sert oynayalım. Evet. McKenzie'ye pres yapalım diyorsunuz. Özel yetenek kötü, vizyon kötü. Şimdi orta saha oyuncularından Reinders. Agresiflik kötü. Ona sert oynayabiliriz. Bu doğru. Hatay sağ tarafta onu sert oynayacağız. Bence Hatay'a da sert oynayabiliriz. Çünkü hem agresiflik hem cesaret hem de güç düşük. Kasper ona da sert oynayacağız. Evet, bu şekilde gidelim. Biraz sert bir maç olacak. Umarım ki kırmızı kart görmeyiz. Ben oyunculara bizi övenlerin ne kadar haklı olduğunu gösterin diyeceğim. Forvet'te de Kasper'a güvendiğimizi söyleyelim. Onu çok etkilemeyi başaramadık. Zor bir deplasman. AZ Alkmaar deplasmanı form durumu gerçekten çok iyi AZ Alkmaar'ın. Ama biz de oyuncularımıza güveniyoruz. Her ne kadar biraz sallansa da performansımız. Buraya Spezia galibiyetiyle geldik.
İyi bir performans ortaya koyup buradan da galip ayrılmamız gerekiyor. McKinsey verdi Oerman'a. Klasiye Oerman. Reinders bastık ve aldık topu. Casper. Orada Marmuş'a bir müdahale yapıldı ama Casper kaleyi denedi. Direkten dışarı gitti top. Marmuş topu kazandıktan sonra ona bir foul yapıldı orada. Ya olmasın artık Allah aşkına, sakatlık olmasın ya. Bir türlü kurtaramadık kendimizi şu sakatlıklardan. Anlamadım ki. Şimdi de Igor Paxao dizinden sakatlandı. Mecburen çıkaracağız. Jaden Sury gelecek. Mecburen çıkarmak zorundayız. Diz sakatlığı. Gertrude da ona bir müdahalelerde sertliği azaltmasını söyleyelim. Vandenberg arkaya doğru, Casper alamadı topu. Şimdi Attay. Odgaard. Almamız lazım o topu. Cordoba, Lucas, Slory arkaya doğru düşündü ama kötü bir pas. Carlson, Kerkez, Klasiye, Reinders sağda Sugawara'yı buldu. Sugawara topu taşıyor. Ortayı da açtı. Aman diyeyim, aman. Ön direkte vurdular ama gol olmadı. 3 şut çektik. Kaleye bulan şutumuz yok henüz. Şimdi Orkun Jaden'ı görebilir. Kerkez'in hareketi. Jaden yerde kaldı. Sarı kartı var Kerkez'in. İkinci sarı kart ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Aferin Jaden. Aferin oğlum. Rakibi oyundan attırdı. Şimdi Orkun da frikikten golü atarsa. Orkun attı. İşte bu be. İşte bu. İstediğim oldu. Orkun golü attı. 1-0 öne geçtik. Bu arada sağ kanatta iki oyuncumuz sakatlandı. İdrissi 5-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Igor Paxao sakatlandı bu maçta da. Bence sağ kanatta Jaden Slory'nin yolu açıldı. Jaden Slory'yi daha sık kullanacağım. Umuyorum ki genç oyuncumuz şans bulduğu bu maçlarda iyi bir performans ortaya koyar. Biz daha iyi oynuyoruz. Rakibimiz sadece bir şut çekebildi. Tabii onlar da eksik kaldılar. İkinci golü de bulup şöyle bir oyuncularla konuşalım. Kaleye çektiğimiz isabetli şut sayısından memnunum çocuklar. Böyle devam diyeceğim. İkinci yarıda bir tık performansımızı arttırmamız lazım yalnız. İkinci golü bulup rahatlamamız gerekiyor. 1-0 riskli bir skor. Orkun sağ tarafa doğru açmak istedi. Jaden Slory o topu aldı. Öne oynayabilir, Orkun göstermişti kendisini. Tekrar Jaden Slory. Jaden Slory götürüyor topu. Ortaya açtı. Marmuş ve gol. İşte bu be. İşte bu. Jaden Slory'nin ortası. Marmuş golü attı. 2-0'ı bulduk. Aferin oğlum. Aferin. Çok güzel. Rakibimiz 10 kişi kaldı. Belki bizim şansımız bir noktada bu oldu ama maçları kazanmak önemli. Şu anda bizim için 3 puan gerçekten çok önemli. Marmuş golü attı. 2-0'ı bulduk. Bu gayet güzel oldu. Şimdi Hartman Orkun'a, Orkun rayında kaldı top. Kaleye doğru yönelince kaleci bir hata yapacak mı acaba dedim ama o topu tuttu. Uzun bir kaleci vuruşu. Vandenberg, Timber, Lucas Marmuş'a, Marmuş, McKenzie, Casper Slory'e. Arkaya iyi pas. Orkun! Jaden Slory bugün fark yarattı oyuna girdikten sonra. İkinci asistini yaptı Jaden Slory. Rakipten bir oyuncunun da atılmasında görev aldı. O pozisyon içerisinde Jaden Slory vardı. Şimdi burada da harika bir pas savunma arkasına. Orkun da kaçırmadı. Harikasınız çocuklar. 3-0'ı bulduk. Şimdi artık oyuncu değişikliği zamanı. Çok iyi. Lucas çıksın. Dani Ceballos gelsin. Sol tarafta da Marmuş'un yerine Bulloy'u da kullanalım. Yorulan oyuncularımızı yeni oyuncularla değiştirelim. Orkun'da da problem var. Bir dakika, Orkun'u da çıkarmamız lazım. Timber'i de çıkarmamız lazım. Şimdi şöyle bir Orkun'un yerine Milambo gelecek. Timber'in yerine de kimi kullanacağız? Karim Dermani'yi alalım bakalım.
Öyle devam edelim. 75. dakikaya kadar getirdik maçı. Şimdi Sebalyos ortaya açtı. Karece çıktı ve aldı. Sebalyos'a da biraz sertliği azaltmasını söyleyeceğim. Şimdi Ryan uzun bir kaleci vuruşu yaptı. Bizde kalsın o top. Cordoba dermaneye. Hartman. Şimdi Sebalyos ters tarafa döndü. Gertruida, Jaden Slury'yi gördü. O arkaya yine iyi düşündü ama geçmedi. Jaden Slury bugün gerçekten fark yaratıyor. Çok iyi oynuyor. Vandenberg araya doğru Jaden Slury'ye iyi pas. Jaden bir kez daha ortaladı savunma. Milambo, Bulloide, penaltı. Penaltı var mı? Bakalım hakemin eli havada penaltıyı verecek gibi görünüyor. Penaltı verildi ama seçemedik ya. Kasper topun gerisinde 6.8 ile oynuyor Kasper'da. Vurdu ve attı Kasper. 4-0 deplasmanda AZ Alkmaar'a kabusu yaşatıyoruz. Kasper da bu sezonki 14. golünü attı daha devre arası, ligin devre arası gelmeden. Kalenin ortasına doğru sert bir vuruş. Kasper'da da dizde dönme mi? Allah kahretmesin sizi ya. Çıkar. Biz de 10 kişi oynayalım. Yine bir maç iki oyuncumuz sakatlandı. Böyle bir şey olabilir mi? Neyse tamam. Elde ettiğimiz galibiyetin mutluluğunu yaşayalım. Tebrikler beyler. İyiydiniz diyeceğim. Umarım ki oyuncularımız sakatlığı çok ciddi değildir. Orkun mükemmel oyunuyla maçın yıldızı oldu. Peter sakatlıklarla alakalı konuştu ama yani sonuçta bizim oyuncularımız da sakatlandı Peter. Onlarda da sakatlıklar oldu ama bizim oyuncularımız da sakatlandı. Casper diz dönmesi 4-7 gün. Paksao diz dönmesi 4-7 gün. İki oyuncumuz bu maçta sakatlandı. Ben Orkun'u bir tebrik edeyim. Maçın adamı o oldu. Orkun Kökçü kendisine güvendiği için Hüseyin Yiğit'e minnettar. Yani 6 hafta sakatlıktan dönüp kısa sürede form tuttu ve bu maçın da adamı oldu Orkun. Ve bize de minnettar kalmış. Teşekkür ediyoruz. Tottenham vitesi arttırdı bu arada. Gertrude'a transferiyle ilgili bayağı bir hamle yapıyorlar. En son konuştu. Gertrude'a Tottenham'a transfer olması gerektiğini söylüyor. Tuchel de statta maçı izlemiş. Tuchel de mi Gertrude'a peşinde? Aha, Gertrude'a Dayının peşine Manchester City'de takıldı. Bu iyi olmuş. Şöyle bir bakalım. Chelsea, Manchester City, Tottenham. Umuyorum ki bu sefer teklif yaparsınız. AZ Alkmaar maçında sert bir futbol oynadık. Evet bizim oyuncularımız da sakatlandı ama birçok oyuncuya rakibe karşı sert oynamasını söylemiştik. Bununla ilgili bir eleştiri geldi. Mihailović AZ Alkmaar'ın orta saha oyuncusu. O da bizi eleştirdi. Feyenoord'un sert futboluna ve oyuncuların hırçın tutumuna yöneltilen eleştirilere tepkiniz ne oldu? Yani açıkçası gülünç buldum. Bir talihsizlik olmuş ve oyuncu sakatlanmış. Bunlar maalesef ki futbolda zaman zaman olan şeyler. Bizim oyun tarzımızda özel bir şey değil diyeceğim. Sonuçta bizim oyuncularımız da sakatlandı. Tottenham sadece Gertrude'yi değil beni de takip ediyor. Adım Tottenham'la anılıyormuş. Ben Feyenoord'un menajeriyim. Değişen bir şey yok diyeceğim bunlara da. Evet, şaşırdık mı? Ben şaşırmadım. Yine bir sakatlık haberiyle karşı karşıyayız. Sepp Vandenberg baldırkasında çekme yaşamış. Antrenman esnasında topa koşarken baldırkasında çekme yaşayıp sakatlık geçirmiş. Bravo. Fizyoterapiste bırakalım. 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Baldır kası gerilmesi de İlyas'ta. O da bir gün sahalardan uzak kalacak. Bizim oyuncular iyi beslenmiyorlar muhtemelen. Sürekli sakatlık, antrenmanda sakatlık, maç esnasında sakatlık. Gerçekten sıkıntılı. Tottenham bizi görüşmeye davet ediyor. Tabii ki de görüşmeyi reddedeceğiz. Masaya bile oturmayacağız. Afrika'da yılın genç futbolcu ödülünü mü almış Tuma? Şu oyuncuyu bir gözleyelim bakalım. De Kuip'te oynayacağımız Valbik maçında favoriyiz. 1.67 oranımız var. Rakibimizin oranı ise 4. Artık form grafiğini biraz toparlamaya başladık. Son 5 maçta 2 beraberlik, 3 galibiyet oldu. Rakibimizin de 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyeti var. Biz bu maçta İdrisi ve Sepp Vandenberg'den faydalanamayacağız. Ama onların yerine oynatabileceğimiz oyuncular var. Cordoba iyi bir performans ortaya koyuyor. Güzel haber, Eyüp'te takımla beraber çalışmalara başladı. Wild Week maçına hazırız. Milli takımdan dönen oyuncularımızdan bazıları yorgun olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Sağ kanatta Jaden Sulari oynayacak. Savunmada Ferraresi oynatıyoruz ama onun da genel fizik kondisyonu çok iyi değil. O da milli takımdan yorgun döndü. Ama Hanko da aynı şekilde yorgun ve Sepp Vandenberg de sakat olduğu için başka bir seçeneğimiz yoktu. Hartman sol bekte görev yapacak. Kalede de Heidel olacak bugün. Artık Santiago Jimenez'in performansını yükseltmesini bekliyorum. Umuyorum ki bu maç onun için bir çıkış maçı olur. Maç kadrosunu doğru bulmayan oyuncularımız var ama rotasyon yapmak durumundaydım. Yorgun oyuncular olduğu için.
Ki bu maçtan sonra da Benfica maçına gideceğiz. Onun için oyuncularımız maç kadrosunu doğru bulmasalar bile bu maça bu kadroyla çıkacağız. Şimdi kendi evimizde oynuyoruz. Sizlerden galibiyet bekliyorum dedim çocuklara. Evet, kendi evimizde Valwick'le oynayacağız. Ki rakibimiz de çok kötü bir rakip değil. Ama biz son iki maçı iyi kazandık. Gol yemedik. Bol gol attık. Bu maçta da aynı şekilde devam etmemiz lazım. Orkun Friki'yi kullanacak. Tehlikeli bir yer. Orkun vurdu. Top dışarı gitti. İyi başladık maça. Biz daha istekliyiz. Haydi çocuklar. Şöyle bir oyunculara da seslenelim. Daha çok çabalayın diyelim. Cordoba karşıladı. Adekanye sağa doğru açtı oyunu. Lelievelt geriye. Oakley. Şimdi Timber alır diye düşündüm ama alamadı. Topla çok fazla oynadılar yalnız. Artık o topu geri almamız lazım bir şekilde. Adebowo'ya arkaya doğru Ferraresi. Orkun tekmeye kafa soktu. Aferin Orkun, o nasıl bir pas ya? O kim? Kimdi o pası atan Allah aşkına? Şu Ferraresi'nin talimatlarından sertliği azaltmasını söyleyelim. Felhauer. Vandenbuijs. Lutonda dışarı gitti. Valwijk daha iyi oynuyor. Birkaç pozisyondur onlar geliyorlar. Şimdi Cordoba, Timber. Solu açtı Hartman. Yalnız önde pres yapıyorlar. Kalabalıklar burada. Onu kırabilirsek arkada boşluk bulabiliriz. Lucas verdi Orkun'a. Şimdi Bulloy'da. Solda Hartman'la iyi paslaştılar. Bulloy'da götürdü. Ortayı açtı. Jadon Florida'nın önce savunma. Gertruida'nın ortası. Florida kaldı top. Geriye. Lucas. Bulloy'da. Geriye Hartman'a. Hartman. Lucas. Kaleci. Çok sert bir kafa vuruşu Lucas'tan. Maalesef ki golle sonuçlanmadı. Evet, yine pozisyon üretmekte zorlanıyoruz maalesef. Belki yine şöyle bir yaratıcı oynayıp da pas mesafesini biraz uzatabiliriz. Şimdi Gornadot. Gornadot götürdü topu. Ortayı da açtı. Orkun Bulloy'da direkten geri geldi. Lucas Gornadot iyi pas Jadon'a. Jadon ortalayamadı. Şimdi kontra atak. Arkaya doğru bir pas ama Ferraresi. Şimdi ikinci yarıya doğru takımın gösterdiği performanstan memnun değilim diyeceğim oyunculara. Marcos oynayabilecek gibi değil. Tahir oynayabilecek gibi değil. Mecburen Hartman'la devam edeceğiz. Şuraya da David Hanko'yu alalım. David Hanko'ya da pasör stoper diyeceğim. İkinci yarıya başlayalım. Orkun korneri kullandık. Ön direk Hanko arka direğe doğru olmadı. Orkun savunma. Gertruida. Cordoba. Hanko. Tekrar Cordoba. Timber iyi pas. Ah be Bulluide. Kafayla vurdu ama olmadı. Jimenez hala kötü oynuyor. Bulluide. Timber'e. Onun pası Hanko'ya. Şimdi Gornadot. İyi pas. Timber. Allah Allah. Jimenez Allah aşkına ya. Ya rica ediyorum. Artık bir gol at ya. Bulluy de. Bulluy de savunmadan sekti. Jadon Slory bir orta daha. Yani topu indirsek mi artık acaba? Gertruida. Timber. Yine kaldırdı. Golem offside. Maalesef ki topu yere indirip yerde paslaşamıyoruz. Gol iptal edildi. Lutonda Karic. Arkaya doğru Hartman. Kaleci Heidla. Heidel arkadaşının dağılımına bakıyor. Verdi Cordoba'ya topu. Sağda Gertruida. Jadon Slory. Arkaya iyi pas. Jimenez.
Jimenez. Ah be, oldu işte sonunda be. Oh be. Oh, nihayet. Şanssızlığını kırmışsındır umuyorum ki Jimenez. Savunmaya da çarptı top ama olsun. Sonuçta gol goldür. Arkaya atılan güzel bir pas Jaden Slory'den. Jimenez vurdu. Savunmaya çarpan top. Kaleci çıkaramadı. Nihayet golü bulduk. Karić. Buton da arkaya doğru bomboş, bomboş, bomboş. Niye bomboş? Adekanya. Kontrol yapılacak ama bakalım. Gol geçerli. Evet, yani tahmin etmiştim. Yine golü attık ama tutamadık. Arkada bomboş kaldı. Adekanya golü attı. Şineller. Anko. Şimdi Timber. Lucas. Gertrude'a, Jaden Slory'e. Lucas. İyi bir pas. Orkun. Hoca bir şey yok muydu bu pozisyonda ya? 70. dakikaya geldik şimdi. Burası yine sapıttı. Milambo girsin. Timber'in yerine de Dani Ceballos mu? Eyüp gelsin. Eyüp, sen şöyle bir derin oyun kurucu savunma ol. Sol tarafa da Marcos Lopez'i alalım. Başarabilirsiniz çocuklar. Ki başaramayacaksınız galiba, değil mi? Hiç pozisyon izleyemiyoruz. Daha çok çabalayın diyeceğim. Candelaria taç atışını kullanıyor. Lopez. Bulluğu de Milambo'ya verdi. Milambo nasıl bir pas Allah aşkına ya. Bakari. Belhassani. Marius golü attı. Gol atalım derken golü yedik. Evet, kendi evimizde Valvi'ye maç kaybettik. Bravo çocuklar, bravo. Bu rezillikten dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Rezalet bir sonuç. Maçın adamı Lucas oldu ama ne fayda. Takımı azarladık. Dekuip'te hüzün yaşandı. Dekuip'te mağlup olduk. Valvi'ye karşı kaybettik hem de. Oldukça kötü oldu. Yani maç fazlamız var ki ona rağmen ikinci sıradayız. Ajax kazanırsa puan farkı dörde çıkıyor. Neyse ki Ajax da AZ Alkmaar deplasmanında yenildi. 29 puanda kaldılar onlar da. Yani kazanmış olsaydık eğer Ajax'ın önüne geçecektik. Bir sıkıntı var. Geçen sezon bu kadar iyi, aynı taktikte bu kadar iyi oynarken bu sezon bu kadar kötü oynamamız gerçekten şaşırtıcı ama sanıyorum ki taktik artık çözüldü. Bize karşı nasıl savunma yapmaları gerektiğini biliyor takım. Bizim bunun üstesinden gelmemiz gerekiyor bence. Benfica maçına hazırız. Eyüp Aydın ve Timber orta sahasıyla çıkacağız bugün. Artık tempoyu daha da yükselttim. Daha yaratıcı oynamasını istiyorum oyuncuların. Bu maç üzerinde de pres hattını bir tık geri çektim. Orta sahada pres yapacağız. Kazandığımız toplarla da yüksek tempolu bir şekilde geçiş oyunu yapmaya çalışacağız. Şöyle bir ilerleyelim soyunma odasına doğru. Kendi evimizde oynayacağımız maçların fırsatını bilmeliyiz dedim. Yani Valvik maçı gibi olmaması lazım bu maçın. Aşama vuruşuna gidelim. Zor bir maç. Maalesef ki zor bir fikstürden geçiyoruz. Orkun kullanacak şimdi korneri. Orkun ön direğe doğru, kaleci iyi kurtardı. Şimdi onlar savunmadan Gilberto serbest vuruşu kullanacak. Marmuş kaptı. Marmuş götürdü Timber'e. Timber kötü, zayıf bir şut. Benfica maçı umarım ki kazanırız. Bize moral olur kazanırsak eğer. Valbük maçını kötü kaybettik. Şimdi Marmuş, Orkun. Timber'e, Timber iyi girdi. Ah be Timber. Çok iyi girdin içeri ama çok kötü bir vuruş. Gertruida, Timber'e, arkaya doğru Orkun'u gördü ama Orkun gidemedi. Odysseas, Morato, şimdi Gilberto, Thiago, bizim transfer listemizdeydi Thiago. Gilberto, sağ tarafa dikkat, sola açtılar Renan Lodi.
Lodi. Ya Heidel, Allah aşkına ben seni niye aldım ya? Bilyov'u gönderdik, bu Heidel'i aldık kaleye de. Elinin altından kaçırıyor ya. Kaç oldu bu arkadaş? Renan Lodi. Bu nasıl bir yani, nasıl bir kalecilik performanstır anlamadım ki. Bizim kötü gidişimiz devam ediyor ya. Yani maalesef ki çeviremiyoruz. Kötü gidişimiz devam ediyor. Rafa direkten dışarı gitti. Yapacak bir şey yok. Sezonun devre arasına kadar böyle devam edeceğiz. Ama ciddi ciddi 4-3-3'e dönmeyi düşünüyorum. Yani kalan maçları 4-3-3'le oynayabilirim. Çünkü savunma işini hiç yapamıyoruz. Of, çok iyi şut Cordoba'dan ama direkten geri geldi. Bu maçı da oynayalım bakalım böyle. Sonra belki 4-3-3'e dönüp 4-3-3'le yolumuza devam edebiliriz. Rafa, Mario, Verdi, Florentino, Hartman. Marmuş aldı şimdi. Marmuş. Sağ tarafta Casper kendini gösterdi. Casper Tankstedt. Morato'da kaldı. Antonio. Gilberto. Mario. Thiago. Marmuş kaptı. Marmuş iyi pas. Orkun. Orkun neyi vurdu be? Dar açıdan harika bir şut Orkun'dan. Aferin çocuklar, çok iyi. Birbiri yakaladık. Burada Marmuş topu kaptı. Orkun'un koşusunu gördü. Orkun da dar açıdan harika bir şut. Soyunma odasına gidelim. Oyuncuların moralini bozmayacağım. Böyle devam edelim bakalım. Casper çok iyi oynamıyor ama zaten forvette de Jimenez çok iyi oynamıyor. Jimenez sen çık, İlyas gel, Casper de çıksın. Casper'ın yerine de Igor Paksao girsin. Yeter, Jimenez'e gerçekten çok fazla sabır gösterdim ama o form tutana kadar biz böyle puan kayıpları yaşamaya devam edersek sıkıntı olacak. Gertrude da yoruldu. Şimdi Gertrude da gelsin Pedersen. Marmuş'un yerine Bulloy'da. Orkun'un yerine de Milambo. Oyuncular çok yoruldular. Ya biraz da fikstür çok sıkıştı. Milli takımlara giden oyuncular da var. Yorgunluklar sıkıntı yaratıyor. Neres topu götürüyor Neres. Artık basmamız lazım. Joao Victor, Florentino. Döndü. Ama ne yapıyorsunuz ki? Savunma sadece izledi. Oraya koridoru açtılar ve gittiler. Savunma sadece izledi. Ferraresi. Sağ tarafa iyi pas. Igor Paksao. Oynadı Milambo. Hoca ne yapıyorsun? Evet, penaltı. İki oyuncumuzu düşürdüler orada. Milambo ve İlyas. Haydi çocuklar. Penaltı olursa ve penaltıyı atarsak 90. dakika içerisinde çeviremezler artık bence. Şimdi penaltıyı Igor Paksao'ya mı attıracağız? Motive olmuş ama puanı çok düşük. Hadi bakalım. Puanı düşük ama motive olmuş durumda. Belki atar. Igor Paksao. İşte bu. Çok iyi oldu. 90. dakikada golü attık. 2-1 öne geçtik. Şimdi biz bu 4-2-3-1 taktiğinden vazgeçeceğiz gibi. 4-2-3-1'i korusak bile oyun anlayışımızı değiştireceğiz gibi. Çünkü artık bu taktiğimiz çözüldü gibi görünüyor. Onun için aslında bu oyun içinde atak ve savunma varyasyonlarını yapabiliriz. Bunu hiç düşünmedim. Bunu yapıp da rakipleri şaşırtabilirdik aslında gerçekten. Eyüp Aydın, Hartman,
Blue de terse doğru İlyas. İlyas, 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 İlyas Elmasoy'u attı golü. Adamsın be. Harikasın oğlum, harikasın. 3-1'i bulduk. Çok iyi oldu. Benfica maçından 3 puanı 3-1'lik skorla alacağız gibi. Şöyle yapabilirim. Şu anda aklıma geldi bu ama bu hücum ve savunma varyasyonlarını kullanabilirim. Onun için belki 4-2-3-1 taktiğimizde 1-2 dokunuş yapıp onunla devam edebiliriz yolumuza. Tebrikler beyler. İyiydiniz. Maçı kazanmayı bildik. Benfica galibiyeti güzel oldu. Zorlansak da 3 puan almayı bildik. Son dakikalarda attığımız gollerle. Şimdi şöyle bir fikstürümüze gelelim. 4 maç yaptık. 2-0 Spezia, 4-0 AZ Alkmaar. Valwijk maçı maalesef ki kötü oynadık ve 2-1 kaybettik. Sonrasında da Benfica maçını 3-1 kazandık. Şimdi lig olarak yani Eredivisie'de fikstürümüz biraz rahatladı. Nakbreda, Utrecht, Vitesse, Sparta Rotterdam maçları olacak önümüzde. Bu maç maçlarla sezonun ilk yarısı kapanacak. Sonrasında transfer dönemine gireceğiz. Transfer döneminde eğer Gertrude'yi satarsak takıma takviye yapmamız kesin şart. İki oyuncu satıp belki yerine iki oyuncu almayı düşünüyorum ki kafamda belli şeyler var. Gertrude'yi satarsak İdrisi'yi de satıp iyi bir sağ kanat oyuncusu alıp belki oyun sistemimizi de biraz değiştirebiliriz. Bunlar tabii ki transfer dönemi açıldığında şekillenecek şeyler. Şöyle bir takım dinamiklerimize gidelim. Takım uyumumuz biraz geriledi. Burası çok iyiydi. İyiye döndü. Hiyerarşide bizi destekleyen oyuncu sayısı azaldı. Mutluluk durumunda Gertrude'da burada değişik bir durum yok. Şöyle bir kadro ekranımıza gelelim ve bu ekranda bu bölümü kapatalım. Öyle sanıyorum ki taktiğimiz çözüldü. Taktiksel değişiklikler yapıp bir sonraki bölüme o şekilde gireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Futbolla kalın.